Bütün bu hazırlıklar devam ederken gelin de heyecan içinde beklemektedir. Gelin almaya gidildiği zaman bizim atımız olur. Atla gidilir geline. Atına gelini almaya gideriz. Başına kepez koyarız. Ondan sonra kepez deriz. Eskiden kepez yapıyorduk. Böyle tülbentlerine falan çok güzel olur. Ata bindiririz. Onu davul çala çala bazı yerler durur oynatırlar. Gece yaslıya kadar bizim gelinimiz inmez. Yaslıya yakın indiririz. Gelinlerimizi eskiden gelin göçürme dediğimiz atla, deveyle de gelinlerimizi götürürlermiş. Davul zurna önde, ondan sonra davul zurna önde, gelin arkada atını veyahut da deveyi çekerekten kalabalık bir şekilde baba evinden alıp yaşayacağı yere bütün aile, kız tarafı, oğlan tarafı hep beraber alıp götürür, evine teslim ederlerdi. Yörük düğünleri bizim yörüklerimize kendilerine has eski oyunlar, dümbelekle, eski çalgılar olmaz. Kadınlarımızın, ekiplerimizin oyunlarıyla, kına geceleriyle kına yakmamız olur. Gelinimizi ata bindiririz, atla kına yakmaya götürürüz. Ondan sonra kına yakmaya götürdüğümüz zaman orada başlar oyunlarımız, işte halk oyunlarımız. Eski ata büyüklerimiz oynar, bayanlarımız, erkeklerimiz. Yörük düğünleri eskiden 3 gün 3 gece olur. Sabahtan yemek olur. Öğlenden sonra kına gecemiz başlar bayanlar arasında. Erkekler tabii bayanların yanına eskiden giremezdi, yasaktı. Erkekler de kızları görmek için pencereden falan bakar ama sokmazlar, yasak olduğu için. Gizli gizli yine erkeklerimiz oraya gelir. İkinci günü yine yemeklerimiz, şenliklerimiz, elbise, herkes yöresel elbiselerin, ekiplerimiz oynardı hep. Üçüncü günü de zaten normal gelini almaya gelirler, ata binerler, bindirirler gelini. Ondan sonra damatla gelirler, alırlar, götürürler. Köy düğünümüz, yörük düğünümüz eskiden böyle olmuş.